Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, farklı dilleri konuşuyor olabiliriz. Farklı coğrafyalardan gelmiş, farklı etnik kökenlerin mensupları olabiliriz. Mezheplerimiz de birbirinden farklı olabilir. Hepimiz, her birimiz, Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajı altında, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o barış sancağı altında bir olmuş, beraber olmuş, birbirine kardeş olmuş bir ümmetin mensuplarıyız. İslam dünyasının üzerinde ciddi operasyonlar yapılmaktadır. Müslümanlar birbirine kırdırılmaktadır. Müslümanlar birbirine vurdurulmaktadır. Akan kan, dikkat edelim, Müslüman kanıdır. Ölenler ve öldürenler Müslümanlardır. Bu bir şeyi ortaya koymaktadır. Biz demek ki değerlerimizden herhalde uzaklaşıyoruz. Aslında bütün farklılıkların, aramızdaki tüm tartışma konularının bir kenara bırakılarak ortak aklın, ortak heyecanın, ortak çözüm araçlarının devreye alınmasının zorunlu olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Filistin'de yaklaşık bir asırdır hemen her gün bir insanlık trajedisi yaşanırken, meseleye çıkar gözlüğüyle bakmak, meseleyi ideolojik değerlendirmek, hadiseye mezhep veya parti taassubuyla bakmak asla ve asla insani değildir, İslami hiç değildir. Irak'ta hemen her gün camilerimize, türbelerimize, Ehl-i Beyt'in aziz hatırasını taşıyan kabirlerimize yapılan saldırılara bir insan, bir Müslüman gözlüğüyle değil de strateji, konjonktür, çıkar, mezhep gözlüğüyle bakmak vicdani de değildir, İslami de değildir. Aynı şekilde burayı altını çizerek ifade ediyorum. Suriye'de 350 bin insan hayatını kaybetmişken, 7 milyondan fazla insan evinden, topraklarından göç etmişken, her gün onlarca insan, çocuklar, kadınlar hünharca öldürülürken, meseleye iktidar gözlüğüyle, çıkar ve mezhep gözlüğüyle bakmak inanın insani, vicdani ve İslami değil. Ölenler kim? Müslüman. Öldüren kim? Ben de Müslümanım diyen bir devlet terörü. Ve şu anda ülkemde 1 milyon 700 bin muhacir var. Kim bunlar? Suriye'deki Müslüman kardeşlerimiz. Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Allah tüm Müslümanları, tüm insanlığı korusun diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.